أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Sevgili arkadaşlar, namaz farz olan bir ibadettir. Ama farz olan bir ibadetin gerçekleşmesinde neler var, neler var? Yani bu farzın yanında, farzların yanında vacipler var, sünnetler var, edepler var. Dolayısıyla sakınılması gereken müfsitler var, haramlar var ve mekruhlar var. Eğer bir namazı doğru düzgün kılmış olursak ona kamil bir namaz denmiş olur. Ve namaz kılan insanlara günahlarının bağışlanması ile ilgili yapılan müjdelerin tamamı kamil kılınan namaz ile alakalıdır. Eksik, yamuk yumuk kılınan namazla alakalı değildir. Bunu bir örnek olarak söylüyorum. Nasıl ki namaz ibadetinin gerçekleşmesinde farz, vacip, sünnet ve müstehapler var. Bunlar yerine getirilmeli. Haram, mekruh ve müfsitler var. Bunlardan da sakınılmalı. Böyle olduğu zaman مَا وَجَبَ كَامِلًا يُؤَدَّى كَامِلًا olur. Kamil olarak vacip olan, kamil olarak eda edilmiş olur. Aranan namaz budur, aranan kan budur. Günahlarımızın silinmesine, imanla ahirete göçmemize, ahirette sırat köprüsünü geçmemize vesile olabilecek olan namaz da işte budur. Kıymetli arkadaşlar, İlim de namaza benzetecek olursak, bunun da farzları, vacipleri, sünnetleri ve edepleri vardır. Bunun da haram, mekruh ve müfsitleri vardır. Bunda, bu yolda, ilmi talep yolunda dikkat etmemiz gereken kriterler vardır. Sakınmamız gereken tehlikeler vardır. Bu vesileyle bunları bilmeden, bunlara dikkat etmeden gireceğimiz yolculukta sonuca sağlıklı bir şekilde ulaşamayız. Şimdi ilimle ilgili, ilmin faziletiyle ilgili ayeti kerime ve hadisi şeriflere baktığımız zaman gerçekten çok mükemmel bir yoldayız. Çok mükemmel bir yoldayız. Herkesin imrenebileceği bir yoldayız. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Yani Allah Celle ve Ala Hazretleri gerçekten kendisinden korkan insanların alimler olduğunu söylüyor. İlim sahibi olan insanların derecelerini yükselteceğini bahsediyor. Ve buna benzer daha nice ayeti kerimeler. Hadis-i şeriflere bakıldığı zaman daha açık ve net bir şekilde iştahımızı ilme karşı coşturan nice hadis-i şerifler vardır. Sevgili gençler, men talebel ilme lillah tekeffelallahu birizqihi min haythu la yahtesib. Bu bir vaadi nebidir, peygamber müjdesidir. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Men talebel ilme lillah. Bir insan ilmi Allah için talep ederse tekeffelallahu bi rizqihi min haythu la yahtesib. O insan beklemediği, ümit etmediği, tahmin etmediği yerlerden Allah onun rızkını tekeffül eder. İmanımız tamdır. Hepinizin bildiği, manasını da bildiği, ezberlediği manasını da bildiğini düşündüm. Estaizu billah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde
var olan her canlı, ne kadar canlılar varsa, her birisinin rızkı Allah'a aittir. Kimse rızık yaratamaz, rızkı sadece Allah yaratır. Rızık taksimini yalnız Allah yapar, başkaları bunu yapamaz. Razzak-ı âlem kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Arkadaşlar, biz ilmi Allah için talep ettiğimiz zaman bizim rızkımızı Allah tekeffül eder. Yani sen ben yorulmadan, ciddi efor sarf etmeden efendim rızkımız tabiri caizse ayağımıza gelmiş olur. Kolay şartlarda rızkımızı elde etmiş oluruz. Geçenlerde belki 6 ay, 7 ay, 8 ay olabilir. Buna benzer yine daha önceleri muhtelif zamanlarda benzer olaylarla karşılaştım. Adam diyor ki hocam ben uluslararası nakliyecilik yapıyorum, gemide çalışıyorum. Limandan gemi bir kalkıyor, bir daha 3 ay, 4 ay, 5 ay, bazen 6 ay, 7 ay sonra dönmüş oluyoruz. İtalya'ya gidiyoruz, oradan başka limana gidiyoruz, oradan başka limana gidiyoruz. Belki 6 ay, 7 ay sonra gelmiş oluyoruz. Bu adam çocuklarından, eşinden ayrılmış oluyor bu yolculuğa çıkarken. 6 ay sonra geliyor veya 5 ay sonra geliyor veya 8 ay sonra geliyor. Geldiği zaman da 3 gün, 5 gün tekrar gemi limandan kalkması gerekiyormuş. 3-5 gün kaldıktan sonra tekrar gidiyor. Yani kabul edin ki bu yolculuğa çıktığı zaman 15 gün sonra çocuğu doğmuş olsa, çocuk 6 aylık olduktan sonra çocuğunu görebilecek. Bu adam ne için koşuyor? Rızık için koşuyor. Elbette bu uluslararası tırlarla, uluslararası gemilerle beraber nakliye yapan insanların çoğu böyledir. Hayat tarzları böyledir. Bu insan da rızık talebi için bu işi yapıyor. Para kazanmak için bu işi yapıyor. Bu da rızık talebi yollarından birisidir. Yani çoluğundan, çocuğundan cüda kalarak kilometrelerce, yüzlerce, binlerce kilometre mesafe kat ediyorsun, gidiyorsun. Bu yolculuktur yani. O da bir rızık talebidir. Bir de kolay şartlarda rızkını talep etmek vardır. Allah Celle Celaluhu Habibi vasıtasıyla söz veriyor ve diyor ki kim ilmi Allah için talep ederse Allah rızkını tekeffül ediyor. Burada birinci cümlede dikkat edeceğimiz şey nedir? İlmi talep var, bir de ilmi Allah için talep vardır. Arkadaşlar, Allah Celle Celaluhu bizim gönlümüze bakıyor, kalbimize bakıyor, yaptığımız amelleri de kalbimizdeki duygularımıza göre değerlendiriyor. Hani altını götürürsün sarrafa, altının ayarını gösteren bir cihaz var. O sarraf onu, o ayarı gösteren cihaza arz ettiği zaman 24 ayar mıdır, 20 ayar mıdır, 18 ayar mıdır, 15 ayar mıdır, ayarı düşük müdür, kaliteli midir ortaya çıkmış oluyor. Bizim de bu yolda, ilim yolunda veya ibadet yolundaki kalitemizin ayarı ne ile sabit olur? Asıl kalpteki duygularımızla. Çok mükemmel kıldığımız bir namaz, eğer kalpte Allah için oluşmuyorsa, gerçekleşmiyorsa, o namaz görünüşte çok kaliteli de olsa gerçekte kaliteli değildir. İlim talebinde sınıfın birincisi olsak, İlk ikinin üçün içerisine girecek kadar başarılı olsa ama buradaki duygumuz Allah için değil ise, peygamberin varisi olmak, onun bize emanet ettiği şeriat-ı verra-i Muhammediye anlamak, yaşamak ve başkalarına yaşatmak, Allah için yaşatmak değil ise, o zaman bizim kalitemiz bu yolda, ilim talebi yolunda bizim kalitemizin ayarı düşmüş olur. Buradaki niyetimize göre bizim kalitemiz düşmüş olur. Cenab-ı Hak ne zaman tekeffül ediyor bizim ilmimizi, rızkımızı? İlmi Allah için talep ettiğimizde. Arkadaşlar, arkadaşlarınızla yaptığınız müzakerelerde, abilerinizle yaptığınız müzakerelerde veya toplumda bir takım gruplarla yaptığınız müzakerelerde sizi farklı şekil yönlere yönlendirmiş olabilirler. Ne demek?
İşte müezzin olursan şu kadar maaş alırsın, imam olursan şu kadar maaş olursun, alırsın. Annenin babanın eline bakmaya, harçlık istemeye ihtiyacın kalmaz. Şöyledir, böyledir diyebilirler. Efendim imamken, müezzinken şunları da yaparsın, şöyle ilerlersin diyebilirler. Arkadaşlar, ilim imamlık yapmak için, müezzinlik almak için veya müftü olmak için talep edilmez. İlim Allah'ı bilmek için, Allah'ın şeriatını bilmek için tahsil edilir. Böyle olduğu zaman çok değerli bir ibadeti gerçekleştirmiş olursunuz. Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmış olursunuz. İlim Allah-u Teala'nın en değerli sıfatlarından bir sıfattır. Benim siz kardeşlerime tavsiyem, önce niyetinizi halis kılacaksınız. Ben bu ilmi Allah için talep edeceğim diyeceksiniz. İşin içerisinde bir talep olacak ama bu talep ananın hatırı, babanın hatırı değil veya şu makama, bu makama gelmek değil, Allah için olacak. Kardeşler, siz Allah için, biz Allah için bu işi yaparsak, Allah Celle Celaluhu her şey elindedir. İstediği makamı bize verecektir, istediği hizmetle bizi şereflendirecektir. Arkadaşlar, tarihe baktığımız zaman, tarihteki büyük insanlara baktığımız zaman şunu yapmışlardır. Kendisini dini celile İslam'ın intişarına hadim kabul edenler, ben bu dini celile İslam'ın intişarına hizmet edeceğim, birilerinin namazına, birilerinin orucuna, birilerinin zekatına, birilerinin haccına vesile olacağım, birilerinin imanına vesile olacağım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dininin, Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin Kur'an'ının yayılmasına ben hayatımı feda edeceğim diyen alimler, yetiştirdikleri talebelerden bir kısmını, sen Basra'ya gideceksin, sen Kufe'ye gideceksin, sen Rey şehrine gideceksin, sen Şam'a gideceksin, orada ıslah çalışmaları yapacaksın, burada aldığın bu güzel hizmetleri orada yayacaksın, sen orada bir merkez oluşturacaksın, etrafına nur saçacaksın demişlerdir. Ve böylece İslam güneşi ne olmuştur? Kainatın her tarafına yayılmıştır. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mus'ab'ı radıyallahu anh Efendimiz'i Mekke'den Medine'ye niçin gönderdi? Orada insanlara Kur'an'ı öğretmek için, ilim öğretmesi için gönderdi. Hazreti Mus'ab Medine'ye gittiği zaman oradaki hanımlarla evlenmek için mi gitti? Hurma bahçelerine sahip olmak için mi gitti? Orada arsa almak, daire yapmak için mi gitti? Hayır, hiçbirisi için değil. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh Efendimiz Mekke'deki çok özel ve güzel şartlarını terk ederek çileye katlandı, çileye razı oldu. Önemli değildir dünyada çileye katlanmak. Önemli olan Allah'ın dinine yarayabilmektir. O dinin yayılmasına vesile olabilmektir. Allah için cihad edebilmektir dedi. Ve Hazreti Mus'ab gibi ne Mus'ablar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında yetişmişlerdir. Arkadaşlar, veda hutbesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbesine iştirak eden sahabe-i kiram ridvanullahi aleyhim ecmeinin sayısı hakkında bilginiz var mı? Takriben 120 bin civarında diyorlar, doğru mu? Yani veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hacca iştirak eden, o hutbeleri dinleyen 120 bin sahabi vardı. O zaman şöyle diyebiliriz. Mekke ve Medine merkezde olarak oluşan Müslümanların sayısı takriben 120 bin, 130 bin civarında idi. Efendim, peki Mekke'deki kabristanın adı ne? Cennetül Mualla. Medine'deki kabristanın adı ne? Cennetül Bakiye. Peki Cennetül Mualla'da ve Cennetül Bakiye'de medfun bulunan sahabenin sayısı ne kadardır? 10 bin değildir arkadaşlar. Mekke'de ve Medine'de medfun bulunan sahabenin sayısı ne değildir? 10 binden fazla değildir. Ama 120 bin sahabiden bahsediliyor. 130 bin sahabiden bahsediliyor. Bu kadar insanlar Mekke gibi mukaddes bir beldeyi, Medine gibi
Medine-tür Resulü, Medine-i Münevvere'yi terk ederek nerelere gitmişler, ne için gitmişler? Ebu Eyyub el-Ensari buraya kadar niçin gelmiş? Ve İstanbul'da medfun bulunan bir sürü sahabi buraya kadar niçin gelmiş? Altın aramaya mı gelmişler? Gümüş aramaya mı gelmişler? Kıbrıs'a giden ne için gitmiş? Efendim ta Özbekistan'a gidenler ne için gitmiş? Bütün bunlar Allah'ın dinini yaymak için gitmişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tabiri caizse o gün talebeleri cihana Efendimiz'den aldıkları nuru yaymak için gitmişlerdir. Her biriniz şuna niyet etmelisiniz. Arkadaşlar, el vahidu ke elfin, bir insan ideali olursa, iddialı olursa, ısrarcı olursa, inançlı olursa, 1000 kişiye bedeldir. 1000 kişinin yapamadığını 1 kişi Allah'ın izniyle yapabilir mi? Yapabilir. O zaman siz o 1000 kişiye bedel 1 kişi ben olacağım diye sağına soluna bakmadan kim olacak bu 1 kişi? 1000 kişiye bedel 1 kişi kim olacak? Herkes ben olacağım demesi lazım. O inançla, o azimle, o aşk ile bu işe sarılacaktır. Her biriniz bu ilmi en güzel şekliyle beraber öğreneceğim. Ve Allah'ın izniyle ben de bir bölgede güneş olacağım, ay olacağım, yıldız olacağım, bunu Allah'ın izniyle yayacağım. Bu yolda ben fedai can edeceğim, ruhumu bu yolda teslim edeceğim diyeceksiniz. Ve gerçekten bu niyetle çalıştığınız, Allah da bil fiil böyle bir şerefi size nasip ederse, düşünün herkes dünyadan ahirete göçüyor ama sizin dünyadan ahirete göçüşünüz çok farklı bir göçüş olacaktır. Yani bir gerçek peygamber varisi olarak irtihali daribeka yapmış olacaksınız. Rahmetli Aşık Kutlu Hoca Efendimizin cenazesinde Hopşaralı Hacı Hasan Efendi diye meşhur olan Osmanlı devrinin son alimlerinden Hasan Yavuz Hoca Efendi, Hasan Efendi diye biz ona tabir ediyorduk. Hasan Efendi'nin cenazede, Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin cenazesinde konuşma yapıyor. Konuşmasında aynen şunu söyledi. Her taraf lebalep insanlarla dolu. O zaman rahmetli Erbakan Hoca da 30 Ağustos Zafer Bayramı olmasına rağmen bayramdaki merasimlere katılma yerine cenazeye katılmayı tercih etmiştir. O cenazede o da bir konuşma yapmıştı. Rahmetli Hacı Hasan Efendi dedi ki, arkadaşlar dedi, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde sen bile وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى buyuruyor. وَالنَّجْمِ yıldıza yemin olsun اِذَا هَوَى kaybolduğu, battığı zaman. Bazı müfessirlerin tefsirine göre burada Allah Celle Celaluhu ve necmi yıldız gibi olan alimlere yemin olsun. İza heva, iza mate ve intakale ila daril beka. Yani toplumdan ayrıldığı zaman, battığı zaman, ahirete intikal ettiği zamanki manzarasına yemin olsun diyor. Dolayısıyla rahmetli Aşık Kutlu Hoca Efendi de bir yıldız, bir yıldızın batması gibi irtihali daril beka yapmıştır dedi. Buradan rahmetli Aşık Kutlu Hoca Efendi İstanbul'da vefat etmişti. Uçakla İstanbul'a geliyordu. Uçak inişe geçtiği anlarda uçağın içerisindeyken havada ruhunu teslim etmişti. Bir yaz mevsimi işte, Ağustos mevsimi, sıcak da bir mevsimdi. Ben de o zaman askerden hava değişimine gelmiştim. Beraber cenazeyle gittik. Otobüste cenaze götürüldü. Otobüslerle, taksilerle götürüldü. Hava çok sıcaktı. Samsun'dayken dediler ki hava çok sıcaktır, şöyle bir buzhane bulalım, buzhaneden buzları alalım, cenazenin hani tabutun sağına soluna koyalım, güneşten, sıcaktan beden bozulmasın. O zaman Mahmud Efendi Hazretleri dedi ki, siz buzlarınızı alın, tedbirinizi alın ama benim hüsnü zannım bu öyle sıcaktan bozulacak, çürüyecek cinsten biri değildir. Çünkü bir ömür boyu Kur'an'a çok samimi duygularla, çok zor zamanlarda Kur'an'a hizmet etmiş ve Kur'an nurunun yayılmasına vesile olmuştur, sebep olmuştur demişti.
Kıymetli arkadaşlar, tekrar ben başa doğru dönüyorum ve siz dostlarıma, kardeşlerime diyorum ki ilim yolunda arabanın motoru ne kadar önemliyse kalbinizdeki duygular o kadar önemlidir. Kalbinizdeki duyguları mutlaka doğru düzgün oluşturmalısınız. Rektefe gerekiyorsa yapılmalı. Motor yenilenmesi gerekiyorsa yenilenmeli. Motorun bakımı iyi yapılmalı. Girdiğiniz bu yolculukta hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyeceksiniz. Arkadaşlar, düne kadar sınıfta başarısız olan bugünden itibaren başarılı olabilir mi? Ciddi bir karara bağlıdır. Ciddi bir karar verdikten sonra, sebeplere tevessül ettikten sonra Allah'ın izniyle tahmin ettiğinden çok daha fazlasına ulaşabilir. Ben daha önceki derslerimde de ifade etmiştim. Aramızda yeni katılan gençlerimiz de vardır. Yine bir kısmı için teyiden ve tekraren, bir kısmı için de yeni bir ifade olarak da olsa şunu söyleyeyim. Mahmud Efendi Hazretlerimizin hocası Hacı Dursun Efendi Hazretleri'ydi. Hacı Dursun Efendi Hazretleri de biraz önce bahsettiğim Hacı Hasan Efendi ile karinliydi. Aynı zamanda birisi Çaykara bölgesinde, birisi de Of Şelek köyünde Kur'an hizmeti, Ulum-i Şer'iye hizmeti vermekteydi. Osmanlı medreselerinde yetişmiş olan bu alimler, o dönemde Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yasak olmasına rağmen iyi hoca efendiler yetiştirdiler. Şimdi Hacı Dursun Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve benim İhsan Efendi, rahmetli İhsan Efendi hocamın ve Muhammed Hoca Efendi'nin dedesi Bayram hocamın da direkt hocası olan Hacı Dursun Efendi Hazretleri'nin rahle-i tedrisatında çok talebeler oldu. Bu söylediğime dikkat edin. Abdül Hoca Efendi var bizim Yeşil Cami'de, Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu, amcazadesi. O derdi ki, Hacı Dursun Efendi Hazretlerinden ders okurken bazıları vardı, isimlerini zikrediyordu. O zikrettiği isimlerin çoğunu ben de tanıyordum. Siz bir kısmı ismini duymuşsunuzdur, bir kısmı hiç duymamışsınızdır, tanımazsınız. Derdi ki, rahmetli Hacı Dursun Efendi'nin dersinde dersi en iyi anlayanlardan birisi falan, birisi falandı. Ama hiçbirisi mezun olduktan sonra, icazet aldıktan sonra Arapça ile meşgul olmadı. Bir kısmı müteahhit oldu, bir kısmı ticaretle uğraştı. Müteahhitliği de batırdılar, ticareti de batırdılar. İstikametleri de eskisi gibi olmadı. Yani buradan şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Hüseyin Hoca Efendi vardı, Hüseyin Ay, duydunuz mu? Fatih Kur'an kursu, Fatih Camisi'nin hemen yanında bir Kur'an kursu var ya avlusunda, cenazelerin kılındığı yerin ön tarafında. O Kur'an kursu işte Hüseyin Ay Hoca Efendi'nindi. Fatih Camisi'nden İsmail Ağa Camisi'ne doğru gelirken sol tarafta büyük dev bir bina var. Efendim, orası da rahmetli Hüseyin Ay Hoca Efendi'nin aldı ve onun başlattığı büyük bir Kur'an kursu olarak başlattığı bir şeydir. Onu şimdi üniversite yurdu olarak kendi çocukları kullanıyorlar onu. Hüseyin Ay Hoca Efendi'nin bir de Çavuşbaşı'nda Elmalı'da büyük, kocaman büyük Kur'an kursu vardır. Yine Hüseyin Ay Hoca Efendi'nin nereliydi? Afyonlu muydu? Afyonlu'ydu herhalde. Afyon'da da büyük bir Kur'an kursu vardır. Arkadaşlar, Hüseyin Ay Hoca Efendi, Abdül Hoca Efendi'nin anlattığını söylüyorum, ben kendisini tanıyordum. Ders okurken, rahmetli Hacı Dursun Efendi'nin ders okurken dersi en zor anlayan, sınıftaki sıralamada sondan 2-3'ün içerisine giren birisiydi. Ama sabrı, gayreti, metaneti, Hoca Efendi'ye saygısı, ilgisi mükemmel bir talebeydi, birisiydi. Ne oldu? Dersi süper anlayanlar, Hüseyin Ay Hoca Efendi'yi yanında talebe bile kabul etmeyenlerden bir kısmı niyetinin bozukluğu sebebiyle Allah onlara ilimden nasip etmemiştir. Bir tane talebe yetiştirememiştir. Efendim, bir kitap okutamamıştır. Ama Hüseyin Ay Hoca Efendi yüzlerce Hafız Efendi'nin yetişmesine vesile olmuştur. Kurduğu müesseseler hala hafız fabrikası, sadece hafız değil, bir kısmında Arapça da okunmaktadır. Dolayısıyla şu anda müftü olarak, vaiz olarak, imam olarak
İmam Hatip öğretmeni olarak veya efendim müdürü olarak veya üniversitelerde görevli olarak Hüseyin Ay Hoca Efendi menşeli, patentli yüzlerce, binlerce insan vardır. Yani kabiliyetine baktığın zaman, dersteki ortalamasına baktığın zaman, sınıfın sondan üçü içerisine giren ama edebinde, saygısında asla kusur etmeyen, azmini, aşkını, cihat ruhunu hiç terk etmeyen Hüseyin Ay Hoca Efendi'ye Allah rahmet eylesin. Allah ne güzel hizmetler nasip etmiştir, ne büyük şerefle onu şereflendirmiştir. Onun için ben siz kardeşlerime, sınıftaki durumunuz ne olursa olsun, samimiyetinizin önemli olduğunu, dualarınızda Allah'ım beni bu dinin intişarına vesile eyle diye dua etmenizi tavsiye ederim. Hani Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecihe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, Allah-u Teala'nın senin elinde birisinin hidayetine seni vesile etmesi, güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha değerlidir. Veya min humrun ni'am, yani toplumda en değerli olan şeyler neyse onlardan çok daha değerlidir buyurmuştur. Dolayısıyla siz ilim yaydığınız zaman, irfan yaydığınız zaman toplumdaki insanların cehaletini gidermiş olacaksınız, hidayetine vesile olacaksınız. Efendim, bir gün Vatan Camisi'nden buraya geldikten sonra öyle ziyarete gitmiştim. Dönerken esnaftan birisi, hocam dedi, ya gel bir çay içelim falan dedi. Ben de gittim. Çay içerken dedi ki, hocam dedi, Allah senden razı olsun dedi. Bu Vatan Camisi'nde, Yeni Doğan Mahallesi Vatan Camisi'nde daha önce sohbetlerimi, pazar cuma sohbetleri yapıyordum. Dedi ki, bu Vatan Camisi, ben bu iş yerine buraya geldikten sonra sohbetlere sizin caminize cumaya gelmiş oldum. Cumaları kılıyordum dedi ama 5 vakit namaz kılmıyordum. Sizin sohbetlerinize ben dedi 5 vakit namaza başladım. Şimdi çok düzenli bir şekilde namazımı kılıyorum. Sana borçluyum dedi. Arkadaşlar, hayatımın en mutlu haberlerinden birisini o zaman ben almış oldum bana göre. Dedim ki ben kendisine, sen bana şimdi böyle 0 kilometre bir Mercedes anahtarıyla beraber teslim etsen, yakıtı da bir sene bana aittir desem bu kadar sevinmezdim dedim. Ne yapacağım Mercedes'imi? Mercedes değildir beni sevindiren. Bir insanın namazına vesile olabilmek benim için büyük bir nimet, büyük bir mutluluktur, büyük bir şereftir. Bir gün camiden çıktım, dışarıda birisi var, yanında da bir hanım var. Hanımı başı açıktı. Tebessüm ederek, hocam nasılsınız dedi arkadaş. Teşekkür ederim dedi. Ben dedi, hocam İsviçre'den geliyorum dedi. Ben dedi sana çok borçluyum dedi. İstikamet noktasında, dini cilisyama yaşama noktasında ben sana çok borçluyum dedi. Televizyondan bazı sohbetleri dinlemiş, internet üzerinden. İstikametimi borçluyum falan dedi. Şimdi arkadaşlar, bu haber benim için 0 kilometre bir çok pahalı bir daire bana birisi en pahalı yerden verse o kadar sevinmem. Niye sevindim? Daire beni yüceltecek değil ki. Her şeyin kendine göre bir külfeti vardır. Yani bir insanın imanına, bir insanın ibadetine, bir insanın tevbe etmesine vesile olmak bizim için nedir? En büyük zenginlik, en büyük devlettir. Ben onun için her birinizin önce ilmi amel etmek için tahsil etmemiz gerektiğini ama her birimizin öyle veya böyle bütün kabiliyetimizi ve enerjimizi kullanarak bulunduğumuz bölgede, beldede neredeysek bir yıldız mı olacağız, ay mı olacağız, güneş mi olacağız? Eforumuzu başından sonuna kadar sarf edeceğiz. Efendim, Cenab-ı Hak yıldız olmayı nasip ederse yıldız oluruz, ay olmayı nasip ederse ay oluruz, güneş olmayı nasip ederse güneş oluruz. Onlarca, yüzlerce gencin bataklıktan kurtulmasını siz temin edebilirseniz, işte o zaman bu çektiğiniz ilim yolculuğundaki anadan, babadan, yardan ayrılığınızın tadına varmış olursunuz. Dönüyorum baş tarafa sevgili gençler. Dedim ki, hadisi şerifi okuyarak, "Men talebel ilme lillah, tekeffelallahu bi rizqihi min haythu la yahtesib." Umudunuz, derdiniz maaş olmayacak. Nereden nasıl geçineceğim? Allah'ın işine karışma. Allah'ın işine karışma. Karışırsan da değişmeyecek ki. Yani senin rızkın artmayacak. Bellidir bu, artmayacak. Rızkın artmaz ve eksilmez.
sadece Allah'ın yanındaki kredini bozmuş olursun. Allah'ın işine karışırsan Allah'ın yanındaki kredini bozmuş olursun. Rızık derdi endişesi yaşamayın arkadaşlar. Rızık endişesiyle bu yolda yürümeyin. Biz arkadaşlarımız, hoca efendilerimiz, idarecilerimiz sizinle paylaşıyorlardır elbette. Yani bu da sadece tatmin açısından ifade-i meram için bunu söylüyorlar. Bugün Türkiye'de, bugünkü şartlarda hafız, Arapça bilen, efendim ön lisansı bitirmiş olan veya İmam Hatip'i bitirmiş olan veya ilahiyatı bitirmiş olan insanların görev alma imkanı diğer okulları bitirenlerden 3 kat, 5 kat daha fazladır. Yani hayata atılmak, hayatı kazanmaktan bunu kastediyorsanız bu imkanlar sizin elinizde, sizin okullarda okurken ekranlarınız vardı, onların hepsinden çok daha fazladır. Hem de böyle sıcak sudan soğuk suya elini değdirmeden yapabileceğin rahat görevler az değildir. Ama biz buna kafayı takmayız. Biz lillah, Allah için talep ederiz ilmi. Önce yaşamak için, sonra yaşatmak için ilmi talep ederiz. Peygamber varisi olmak için biz ilmi talep ederiz. Işık olmak için, sirac olmak için, ay olmak için, güneş olmak için biz bunu talep ederiz. Bunu talep ettiğimiz zaman bizim evvela kefilimiz Allah'tır Celle Celaluhu. Rızkımızı kolay yollardan Allah Celle Celaluhu bizlere nasip edecektir. Arkadaşlar, bir rahmetli abimin cenazesi sebebiyle, daha sonra rahmetli babamın cenazesi sebebiyle, çevremizden, cemaatimizden Hoca Efendi'nin babasının, abisinin cenazesine katılalım diye ta memlekete kadar gelen dostlarımız oldu. Talebelerimizden gelenler oldu. Şimdi bizim köye vardığımızda bir kardeşimiz aynen şu tabiri kullandı. Uçak düştüğü zaman onun bir kara kutusu var, bulunur ve düşüş sebebi ondan öğrenilir. Ama bu Ali Hoca'nın köyünde yuvarlanan arabanın kara kutusu da bulunmaz dedi. Yani çok bayır bir memleket bizim köy. Yeşildir ama çok bayırdır. Araba bir yuvarlansa kara kutusu da bulunmaz. Yani öyle diyor arkadaş. Şimdi kıymetli arkadaşlar, şunu söyleyeyim ben size. Fakir bir ailenin çocuğuyum ben. Bulunduğumuz köyde rahmetli babamın arazilerinin tamamını bir tanesini verseler, yani o geçim için yeterli bir şey değildi. Yani arazi zengini veya toprak zengini falan değiliz. Ama arkadaşlar, İstanbul'a geldiğimiz zaman biriktirdiğim harçlıklarla böyle kitapları tek tek her hafta almaya çalışıyordum ve her ay almaya çalışıyordum. Şunu söyleyeceğim sonuçta. Toprak ağası değildi rahmetli babam. Çok zengin birisi değildi. Fabrikada çalışıyordu, maaş alıyordu, onunla beraber geçiniyordu. Bizi de geçindiriyordu. Ama arkadaşlar, ben şimdi 60 yaşına geldim. Samimi olarak söylüyorum, hiç kimseye dünyada imrenmiyorum maddi açıdan. Yani hiçbir ihtiyacım da olmadı doğrusu. Hiç darda kalmadım. Hiç darda kalmadım. Allah Celle Celaluhu her zaman önümü açmıştır. Koşmadım dünyanın peşine. Ama darlık da görmedim. Bunu size niçin söylüyorum? Haşa sümme haşa. Bir kazmaya sap olduğumu anlatmak için söylemiyorum. Allah Celle ve Ala Hazretleri rızkımı tekefül etti mi? Elhamdülillah tekefül etti. Vallahi billahi tellahi tahmin etmediğim kadar tekefül etti. Hiç bu nimetlere sahip olabileceğimi asla düşünemezdim. Sizin varlığınız da benim için büyük bir nimettir. Benim kabiliyetlerim sizin gibi arkadaşları toplamaya, onların ilimle, irfanla müzeyyen olmasına vesile olmaya yetecek kadar üstün bir kabiliyete de sahip değilim. Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin lütuf ve keremidir. Bunca müesseselerde sizin gibi talebelere de sahip olmak, o da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Siz de benim rızkımızsınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fakir bir ailenin çocuğu olarak hep de bu yolda yürüyen birisi olarak, yani şuraya gideyim, şu parayı kazanayım, şu ticareti yapayım, bu parayı kazanayım diye böyle mesai ayırdığım ve peşine koştuğum hatırladığım kadarıyla hiç olmamıştır. Fakat şu anda geldiğim noktada
hiç kimsenin dünyalık varlığına imrenmiyorum ve kimsenin varlığına da efendim imrenecek ihtiyacım da yoktur. Birçok arkadaşımdan çok daha iyi manzaram var. Yani neyi kastediyorum? Bir insanın karın doyuracak yiyeceği varsa, başkasına ihtiyacı yoksa, çoluk çocuğunun nafakasını temin ediyorsa, oh be zenginlik budur. Başkasının hammallığını yaparsın. Ben bunu sizinle niçin paylaşıyorum? Kalbinizdeki duygularınızı dünyaya ve dünya ihtiyaçlarına takmayın. Allah sizin için neler hazırladığını bilemezsiniz. Bugünden siz kiminle evleneceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Allah size hangi kızı hazırladığını bilebiliyor musunuz? Bilemiyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak nasip ederse, yaşınız vakti saati geldiğin zaman, efendim ne olacak? Bir hayat arkadaşı bulacaksınız. Tahmin etmediğiniz, daha önce bilmediğiniz, şu anda bilmediğiniz birisi size hayat arkadaşı olacaktır. Nasıl ki bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz birisi size hayat arkadaşı olacaksa, aynı şekilde rızkınızla ilgili tahmin etmediğiniz şeyler avucunuzda göreceksiniz, kucağınızda göreceksiniz. Şimdi şu cümlelerle beraber bitireyim arkadaşlar. Buradan müftülükteki toplantıya gideceğim. Biraz önce de Lale Gül'de hadis dersimiz vardı. 3 tane program peş peşe gelmiş oldu bugün. Bereketli gün. Bereketle başladık Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar, bugünkü dersimizin özetinde men talebel ilme lillahi tekeffelallahu bi rizqihi min haythu la yahtesib. Bir insan ilmi Allah için talep ederse Allah onun rızkını tekeffül etmiştir. Bu hadis-i şerif damgasını vurmuş oldu. Bu derste ben sizinle ilmi önce Allah için talep etmeniz gerektiğini, mutlaka ben bir yıldız olacağım veya ay olacağım veya Allah'ın izniyle güneş olacağım, bulunduğum bölgeyi, çevreyi aydınlatacağım. Bir yerde en merkezi camide imam olsan ne işe yarar olduğun yerde ışık saçmıyorsan? Birisi dağ başında ışık saçıyorsan, şehrin merkezinde ışık saçmıyorsan, oh şöyle lojmanı vardır, şöyle efendim imkanları vardır, böyle bir camiye imam oldum, şöyle bir vilayete müftü oldum. Ne işe yarar seni ışık saçmadıktan sonra? Gökteki melekler sana alkış tutmadıktan sonra ne işe yarar? Biz bu tarafa inanıyoruz. Onun için biz ilmi Allah için talep edeceğiz. Rızık endişesi hiçbir zaman taşımayacağız. Ve dolayısıyla ilim bitinceye kadar, olgunluk ve kemale erinceye kadar arkadaşlar, ne olması lazım? Bu yolda devam etmek lazım. Soruyorum size arkadaşlar, bir armut ağacı, bir elma ağacı düşünün. Henüz olgunlaşma mevsimi gelmeden düşen armutlar, düşen elmalar hangilerdir? Söyleyin hangilerdir? İçine kurt girmiş olan ve içinden kurtların yediği elmalar, armutlar önceden düşerler. Diğerleri olgunlaşma zamanında kıpkırmızı, sapsarı neyse bal akar, bal akar. Düşmez o. Sen kendin toplarsın onu, alırsın onu. Dolayısıyla bu ilim yolunda kimler yolda ilim bitmeden düşer? İçine kurt girenler düşer. İkinci sınıfta ah yapıyorsa içinde kurt var. Üçte ah yapıyorsa kurt girmiştir. Dörtte ah yapıyorsa kurt girmiştir. Kardeşim, bunun bir olgunlaşma vakti vardır. Olgunlaşma oluncaya kadar, kızarıncaya kadar, sararıncaya kadar, ballanıncaya kadar devam, devam, devam. Olgunlaş ondan sonra. Eğer vakti gelmeden sallanmaya başlıyorsan, düşüyorsan içinde kurt var demektir. Çürümeye mahkumsun demektir. En azından sakat. Şimdi bu vesileyle arkadaşlar, niyetlerinizi âli tutacaksınız, himmetlerinizi âli tutacaksınız. Allah için ilmi talep edeceksiniz, rızık endişesi yaşamayacaksınız. Bu ilim talep yolunda dikkat edilmesi gereken şeylere de usul ve adab diyoruz. Bu usul ve adabla ilgili önümüzde birkaç ders yaparak Tarikat-ı Muhammediye dönmüş olacağız. Ben her birinize girmiş olduğunuz, direkt sizi cennet ve cemalullah'a götürebilecek olan bu yolda başarılar diliyorum. Niyetinizi halis tutmanızı ve usul ve adabına riayet ederek güzel bir sonuca ulaşmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yüce Rabbim kalbinizi imanla doldursun, hayatınızı ahlak-ı İslamiye ile müzeyyen kılsın. Yüce Rabbim bu yolda çürük olanlardan değil, içine kurt girenlerden değil, kurtları tedavi ve telafi edip
başarıya ulaşan yüzlerce, binlerce insanın Kur'an'la buluşmasına, sünnetle buluşmasına, cennetle buluşmasına vesile olmanızı Cenab-ı Hak size de bize de nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.